arkadaşlar. Selamlar. Yeni videomuzda karşınızdayız. Bundan sonraki videolarımızın bir kısmını sizlere Saraybosna'dan ileteceğiz. Şimdi birazdan bir Covid testi yapmaya gideceğiz. Covid testinin ardından eğer her şey yolundaysa işte eşyalarımızı toplayıp yola çıkacağız. Uzun bir süre Bosna Hersek'te olacağız. Bosna Hersek'e taşınıyoruz. Saraybosna'ya taşınıyoruz. O zaman önce nereye gidelim? Covid testine gidelim. Hadi o zaman. Hadi. Evet, şimdi devlet hastanesine geldik. Covid testini burada yapıyorsunuz. Her şehrin belirli hastaneleri var PCR testleri için. Balıkesir Şehir Hastanesi'ndeyiz. Hadi şanslısın bak, burnuna şey yapmıyorlar. Ben daha evvel verdim burada. Süper, sıkıntı yok yani. Bildiğim bir işlem. İyi, hadi bakalım. Mide bulandırıcı. Bu arada Sinem daha önce Covid testi olmuştu. Bu benim ilk testimdi, yani ilk kez oldum. Bir buçuk yıldır koronasız yaşamaya mücadele etmeye çalışıyoruz. Test yapmamaya da çalışıyordum ama yurt dışı için mecburen ilk kez test verdik. Aslında aşı olduk ama birinci dozumuz olduk. İkinci dozumuz olmadığımız için aşı kartı oluşturamıyoruz. Aşı kartı olanlar için bu arada küçük bir bilgi vermiş olalım. Aşı kartı olanlar Covid testi vermek zorunda değildir. Evet, bazı ülkeler için değiller. Test sonuçlarımızı aldık ve sonuçlar negatif. Bekle bizi Bosna Hersek. Geliyoruz. Yolculuk başlasın. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Ya evden şeftali getirdim ya. Açıkız belki havalimanında değil. Şimdi bununla gireceğim güvenlikten. Bunlar ne gireceğim? Şimdi otopark ücretini ödeyeceğiz. 2 haftalık arabayı bırakmanın ücreti. Ne kadar bakalım Sabiha Gökçen Havalimanı'nda. Şöyle vereyim. 2 haftalık ücret tam tamına 350 liraymış. Bence normal ya, 350 lira. İyi yani. 2 hafta araba kapalı otoparkta kalacak. Ben de. Aynen. Uçaktan indik mi, döndük mü mis gibi. Evet. Geçeceğiz buraya. Bence gayet iyi. Sonunda. Sonunda devam edebiliyoruz. Hasta mısın? Lanet kastımız benim. 2 adet 100 lira. Geri veriyor. Oğlum bak. Araçlarımız ödedi. Evet. Devam edebiliriz. Havaalanına girer girmez free shop'a gelenler. Nasıl bu fiyatları? Fiyatlar uçmuş. Gerçekten. Çok şey değişmiş yani son yurt dışına çıktığımızda. Sadece sigara hala ucuz bence. Onun haricinde her şey pahalanmış. Thank you.
Lütfen de kaç. Kalabalık ne olacak böyle peki? Çok ciddiyim. Dünyada sadece biz seyahat ediyoruz. Aslında herkes ediyormuş yani. Biz yaklaşık 1-1,5 yıldır uçağa binmiyoruz neredeyse. Seyahat etmiyoruz. Ben geçen sene bir Selanik'e gittim. Ama öğrencilerimizle minibüsle gittik. Fakat ben havalimanları böyle boş olur. Pandemi falan var. İnsanlar dikkat ediyordur falan diyordum ama bayağı kalabalık yani ve çoğu insan da maske takmıyor. Allah sonumuzu hayır etsin öyle diyelim. Teşekkürler. Kobas. Vay be. Bunun zaman oldu bu araca binmeyi. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katılım. Şu an hazırız. Birkaç dakika içinde motoru çalıştırmayı planlıyoruz. Bir geçip olmadığı takdirde uçuşumuzu 1 saat 35 dakika olarak planladık. Şimdi sizlere keyifli bir uçuş diliyorum. Teşekkür ederim. Selam buna sevindim. Belinize göre ayarlayın. Kemerinizi açmak için tokanın kapağını kaldırın. 2 yaşından küçük çocuklar için kabin ekibi tarafından bebek kemeri verilmektedir. Aa, uçakta Friends keyfi ha. Parmak kavuş. Nasıl uçuş? Süperdi. Çok güzeldi. Pegasus'un en iyi pilotunu denk geldi. Süpersiniz. Teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkürler. Evet, Saraybosna Havalimanı. Saraybosna Havalimanı'nda güzel bir Porsche gördük. Car with rent a car. Kiralayayım sana bunu. Vay, gezdireyim sana. Ha, beni geri yollarsın yalnız. Torlu'dan başlarız. Şimdi geldik. Saraybosna Havalimanı'ndayız. Para bozduracağız. Para bozduracak yer göremiyorum yalnız. Buluruz bakalım ya. Olmazsa Ziraat Bankası var zaten. Ziraat Bankası'ndan çekeriz. Okan 5 veriyor. Ama diyemem için bence ideal. Var mı? Ha, biz de böyle boşnakçıda konuşuyoruz. Ha. Biz de boşnakçıda göster olalım. Bakalım nasıl bir paraymış. Valla bilmiyorum işte. 97 kanalı dedi. 50 var, 2 tane 20 var. Bir de bunlar var. Havaalanının dışına çıktık ve bu ülkeyle ilgili en güzel şey maske zorunluluğu yok arkadaşlar. Oley! Yaşasın maskesiz hayat. Yani kapalı alanlarda var sadece. Ama açık havada maske zorunluluğu yok. Nasıl bir şeydi unutmuşum. Yüzünün güzelliği ortaya çıktı be. Teşekkürler. Prenses. Şimdi sıradayım. Sim kartı alacağım. Sim kart sadece böyle bir büfede satılıyor. Sim kartlarımızı aldık. 2 tane sim kart. Tanesi 20 km. Yaklaşık olarak 100-110 lira falan. Ama bence gayet uygun. Kadın çok komik ya. Hep boşnaklar var. Boşnakçı konuşuyor.
Yani Boşnakça bildiğim yok bu arada. İşte öğrendiğim kadar dedim. Ciao, dva, sim kartisa dedim. Yani merhaba, iki sim kart. Adam bana dedi ki, how long will you spend here dedi direkt hemen. Ya benden nefret etti, bir an önce gitmemi istiyor. Ya da gerçekten bu dili daha ya fazla da dinlemeyi tahmin edemedi senden. Olabilir, kendi dilinden iğrenmiş olabilir yani. Şimdi havalimanından çıkıyoruz. Otobüse binmeye gidiyoruz. Havalimanına yakın, yaklaşık 1 kilometre yürüme mesafesinde belediye otobüsleri geçiyor. Aslında buradan kalkan direkt otobüsler de var ama onlar 5 kami. Yani yaklaşık 20-30 lira falan yapıyor kişi başı. Biz normal belediye otobüsüne bineceğiz. Tabii ulaşabilirsek. Şöyle hemen havalimanının yakındaki mahalleyi bir çekmek istedim. Bence çok hoş görünüyor. Buralarda böyle iki katlı evler var. Geniş sokaklar, otoparklar var, bahçeler var. Ortam gayet huzurlu. İlk alışverişimizi yapmış bulunuyoruz. Boşakça konuşarak su aldım. Tanesi tamam. Osam desetmiş. Yani 80 sen. Süper. Adama dedim ki çao dedim. Koliko dedim. Osam deset dedi. Zıva dedim. Bir tane su verdi. Hesabımızı yapalım. 5 kahve verdim ben abiye. 2, 3. 3.40 vermiş olması lazım. Evet. Prolon Voda. Evet, i̇lk açılışımızı yapalım bakalım. Su, ilk kez su içiyoruz Bosna'da. Hadi bakalım içiyoruz. Tatlı. Güzel. Tatlı su. Otobüs durağına geldik. Şu giden kırmızı otobüs dönüp gelecek, ona bineceğiz. O gelene kadar şimdi bilet almamız lazım. Sanırım bu büfede satılıyor bilet. Şimdi beraber bakalım. Hadi almaya çalışalım. Ciao. Otobüs kartı. Dva. Ya. Koliko. Tri dva deset. İhval otobüsten. Başarıyla sonuçlandı. Helal Boşnakça'yla alınmış iki tane otobüs bileti. 3.20 KM. Zaten üzerinde görürsünüz, 1.60 yazıyor. Biletlerimizi aldık. Şimdi şehir merkezine gideceğiz. 103 numaralı otobüs bekliyoruz. Dobar Osyechay. Dobar Osyechay. Dobar iyi demek. Osyechay ne demek bilmiyorum artık. İneceğimiz otobüs geldi. 103 numara. Otobüse ne diyorsun? Nostalji. Eskiden İstanbul'da da varmış bu troleybüsler. Evet. Ben şöyle dışarıda göstereyim. Şu an bu karşınızda gördüğünüz Latin Köprüsü. Kaldığımız yer Latin Köprüsü'ne çok yakın. Burayı daha sonra tekrar detaylı anlatacağız. Şöyle bakınca gerçekten güzel bir Avrupa şehrini andırıyor. Tuttuğumuz yer Latin Köprüsü'ne çok yakın. Şimdi otobüsten indik, yürüyoruz. Birazdan evde olacağız. Çok pratik, çok güzel. Şu ana kadar çok kolay geldi. Kırmızı da geçti. Ya Türkiye mi burası ya? Hayır, Türkiye olmadığını kural biliyorum ama geçiyorlar. Kural tanımaz insan. Bizim evin olduğu sokak. Bakacağız bakalım. Evimiz nerede? Şu an onu arıyoruz.
Çok da farkında olmadan müthiş bir caddede tutmuşuz evi ya. Şu görüntü tamamen Avrupa'yı gerçekten. Süper. Tabii ki tipik Slav evleri. Yine böyle eski. Bunu birkaç kat yukarı çıkacağız. Hello. My name is Salih. Salih. Welcome. Okay, welcome. Hi, hello. My name is Matt. Nice and Sinem. Nice to meet you, Sinem. Nice to meet you. Evimize geldik. Salih bize yardımcı oldu şimdi. Eve yerleştik. Müthiş bir ev. Bence şu ana kadar bizim Airbnb'den tuttuğumuz en iyi yerlerden bir tanesi. Hemen balkonumuzu görmeniz lazım. Ya evet, ama bence bu eve ayrı bir tur yapmamız lazım. Kesinlikle ayrı bir turu hak ediyor bence bu ev. Çok güzel ve böyle bayağı güzel yiyecek içecek falan bırakmış bize. Sağ olsun. Tabii ona göre de parasını aldı ama yani. Olsun, ev çok tatlı. Bir ev turu yakışır buraya, göstermeyeceğim hemen. Türkiye'den uçup yetişip Boşnak kanalında Formula izlemezsin be Mertcan. Verstappen önde gidiyor. İlk virajdan Norris ikinci, Perez üçüncü. Sinem çok közelle bana bakıyor. Memur Bottas'ı geçecek galiba Gasly. 1-2 saat uyumuşuz. Bir dinlendik. İlk günümüzdeyiz hala. Şimdi dışarı çıkacağız yemek yemeye. Alışveriş yapmaya. Müzik seslerini duyuyorsunuzdur belki. Birazdan bize dahil olacağız. Ama önce yemek yiyelim. Kapının önü barlar sokağı. Böyle bir şey olmazsa müthiş. Hadi o zaman önce yemek mi, alışveriş mi? İkisi de. Çok açız, bakalım. Detaylı bir market videosu da yapacağız ama şimdi ilk izlenimlerimizi paylaşmak istiyorum size ilk günümüzden. Markete gittik, dedik böyle bir temel ihtiyaçlarımızı alalım. İşte evde karnımızda bir çıkırsa bir şeyler içelim, yiyelim, kahvaltılık falan olsun diye. Ve tutan miktarı göstereceğim arkadaşlar size. Şaşıracaksınız. Aldığımız her şey sadece 20 km tuttu. Şu gördüğünüz liste boyunca. Zaten bunların sadece 5-6 tanesi bira. Aldığımız ürünler gerçekten güzel, kaliteli ürünlerdi aldıklarımız. Ve toplamda 100 lira, 110 lira falan tuttu. Türkiye'de herhalde 7 bira sadece 100 lira falan ediyor. Alım gücü arkadaşlar. Bosna Hersek'te bile bizden daha iyi. Ne yazık ki. Market alışverişinin ardından şimdi balkonda. İzninizle şöyle bir balkon keyfi yapalım. Yeni evimizin açılışını yapıyoruz. O zaman hadi gelin kapımızın önüne şöyle beraber bakalım. Barnar Sokağı. Mekanlar çok hoş değil mi? Tesla falan. Şimdi evden çık. Bir dakika sonra şuraya girebilir miyim? Geldiğimiz yer. Gireriz ama kapalı. Kapalı mı? Bu hani bir tarafı Avrupa'yı, bir tarafı Osmanlı olan cadde var ya, oraya geldik arkadaşlar. Bir dakika falan bizim kaldığımız yere. Hatta şurada bir Ziraat Bankası var. Cimbom Galatasaray, Galatasaray şampiyon. Cimbom Galatasaray. Lacivert renkleri oldu şarkımız. Dünyanın her yerindeyiz arkadaşlar. Dünyanın her yerindeyiz. Bizim şanımız. Bir dur abi. Hiç bitmediği bitmeyecek büyük i̇şte aşkımız. Fenerler hep böyle arkadaşlar. Dünyanın her yerindeyiz arkadaşlar. Tarık Koç için mekanı. Hiçbir şeye değişmiyor. Çünkü Fenerbahçe'yiz. Tarık Koç için mekanına geldik ama kapalıymış bugün, günlerden pazar. Yarın tekrar geleceğiz. Hatta yanımda forma getirdim. Kendisini eğer bulabilirsem imzalatacağım. Şimdi başka bir yere gideceğiz yemek yemeye. Şimdi yemek yemeye Zelyo'ya geldik, köfte yemeye. Buranın pitecilerinden bir tanesi. Hemen oturun. Bu Zelyo arkadaşlar, Zelyo. Jelyet Nitsar diye bir futbol takımı var burada.
Onun yoğurt istediğimde ayran geleceğini düşünmemiştim arkadaşlar. Ayran. Olsun. O da güzel, o da güzel. Onu da seviyoruz. Buradaki ayranın kıvamını da görmenizi isterim arkadaşlar. Yani aslında ayran değil, evet gerçekten yoğurtmuş yani bu. Yani ben ayran mı dedim acaba ama yoğurtmuş. Böyle sıvı yoğurt gibi. Şu hemen kafamın arkasında gördüğünüzde Jelyeniçar Kulübü'nün logosu. Kulüp buranın demiryolu çalışanlarının kurduğu bir kulüp. Çok da köklü bir kulüp. Hatta buradaki derbinin takımlarından bir tanesi. Bir tanesi FK Sarajevo, bir tanesi de bu Jelyeniçar takımı. Buranın derbisi, bayağı olaylı maçları falan oluyormuş. Şimdi yazın geldiğimizde izleme şansımız yok ama en azından kulübün logosunu görebilirsiniz. Köklü bir kulüp. Köftemiz geldi. O zaman bize afiyet olsun. Hemen bir tanesini sabit alacağım. Deniyorum sizin için. Dostlar çok iyi, dostlar. Dostlar çok iyi. Hadi afiyet olsun. Merak ediyorum. Çok güzel. Köfte yemeği çok güzel. Gerçekten anlatıldığı kadar varmış. İnegöl köfteye benziyor dediler ama hiç alakası yok arkadaşlar. Çok farklı bir lezzet. Alakası yok. Bir de şöyle kaymak, yani yoğurt aslında, yoğurt gibi bir şeyle servis ediyorlar. Çok ilginç. Hadi bize afiyet olsun. Mükemmel. Burası da Kovaci Sokağı. Şimdi bir mekana geldik. Daha doğrusu önünde fotoğraf çekiyorduk mekanın. Fatih'le tanıştık. Neydi mekanın Fatih? Lahiri 53. Lahiri 53. Deli demekmiş. Lazca'da deli demekmiş. Laz bir sahibi var. Eser dedi değil mi abi? Eser abi. Onunla da tanıştık. İçeride oturuyor. Sağ olsun bizi çağırdı. Dedi, çay içelim, beraber oturalım. Geldik. Hem mekanın hikayesini anlattı hem kendi hikayesini anlattı. Gelirseniz bu taraflara tavsiye ederiz bu mekanı. Çok güzel, çok hoş bir yer. Aynı zamanda burası bir kitap kafeymiş, Book Cafe. O yönden de çok güzel. Sokağın adı ne abi? Ne diyorsun sokağın adı? Bunların üstü yazıyor, Halaçi. Halaçi Sokağı. Bu tam Sebil'in aşağısına doğru yürüdüğünüzde Halaçi 10 diye bir sokakta. Çok güzel bir yer. Bir de boğaz böyle hafif hafif de esiyor. Yaz akşamları için ideal. Gelirseniz buralarda Fatih'le belki tanışırsınız. Hoş sohbetini dinlersiniz. Ortam bayağı güzel. Covid bitmiş. Covid yok. O zaman hadi afiyet olsun bakalım. Şu biranın tadını içenler bilir. Alman birası. Bu zamandır sağda solda bulamıyorduk. Tesla Pub'dayız. Bosnalıların çılgın gecesi devam ediyor. Yani öyle gece kulübü falan değil buralar. Mekan, barlar var genellikle. Güzel, fena değil. Cuma akşamları daha hareketli olur. Çünkü pazar gayet iyi yine de. Videomuzun sonuna geldik.
Artık Saraybosna'daki yeni hayatımıza alışmaya başlayacağız sonraki günlerde. İlk günümüz böyleydi. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bize en ufak bir yorum bile yaparsanız bizi ciddi anlamda motivasyon olarak çok yükseltiyor. Lütfen en ufak da olsa yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Saraybosna'yı ve Bosna Hersek'i en iyi şekilde size anlatmaya çalışacağız. Görüşürüz. Hoşça kalın.